Bölmeler arkadaşlar eşit aralıklara bölünmüş ve 5 bölmeye bölünmüş. 25 ile 26 arası şöyle bakın iyice büyüttüğüm zaman gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. Haliyle şu kırmızının olduğu yer ikinci bölme. Yani 25 artı 2 bölü 5. 1 bölme 5'e bölünmüş bunun ikinci bölmesindeyiz. Haliyle 25.4 derecede. 25.4 derecede olduktan sonra ne yapılmış soruda? 27.8'e çıkılmış. O zaman ne kadar artmış? 2.4. 2.4 derece kaç birimde arttırılmış? 6 birimde. Yani bir birimde 0.4 artış oluyormuş. Haliyle 4 birim döndürülseydi 4 çarpı 0.4'ten 1.6 artacaktı. İlk sıcaklık 25.4 olduğu için cevap 27 olacaktı. D şıkkı. eksi sayısı olması için pozitif tam bölen sayısına tam bölünmesi gerekiyor. Bakın şimdi 40 sayısı. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 değil mi? Haliyle pozitif bölen sayısı 4 çarpı 2'den 8. 48'e tam bölünür olur. 150 25 çarpı 6 yani 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2'den haliyle ne oluyor bakın? 1 1. Böylece üstleri 1 arttırdığım zaman 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 150 12'ye bölünmez olmadı. 63'e geldiğimiz zaman 3 üzeri 2 çarpı 7 olduğu için arkadaşlar 3 çarpı üstünü bir arttır 2 6. Bu da bölünmedi yalnız bir A şıkkı. Bu evet ben de mesela bu soruyu çözdüğüm zaman arkadaşlar belki öğrenci olsam vakit kaybederdim ama ben öyle vakitle yapmadığım için tehlikeli bir soru. Gördüğün an işin rahat. Göremezsen de gıcık edebilir biraz. Ardışık sayılar olacak. Daha doğrusu ardışık sayı değil ikişer ardışık olacaklar arkadaşlar. Ve 24 dediği için aslında bu sayıların hepsinde böyle 2-2-2 olması lazım diye düşündüm. Onlar basamağında. Sonra bakın 23, 25, 27, 29 gördünüz mü? Haliyle bunu fark ettiğimiz zaman gerçekten 2 üzeri 4, 3 üzeri 3, 5 üzeri 1 ve 7 üzeri 1 elde etmiş oluyoruz. Rakamlar 2-3, 2-5, 2-7 ve 2-9 haliyle bunların toplamı arkadaşlar şey bunların toplamı değil en küçük en büyüğün yaşına geldiğinde 29 olur. Bu arkadaşlar 31 olur. Bu 33 olur. Bu da 29 6 daha 35 olur. Bunların toplamı da 128 oldu E şıkkı. Burada bakın 217 elde edeceğiz. 132. Şimdi şıklara göre de gitmeniz lazım aslında biraz. Yani bu soru şıklardan gidilecek bir soru arkadaşlar. Yoksa iyice vakit kaybedersiniz. E 132 artı ses topunun birler basamağını almazsam 6. Bununla da toplarsam bakın 132 6 daha. 138 79 daha 217 oluyor. Demek ki ses topunun birler basamağını almamışız. Bu da C şıkkına karşılık geliyor. Bu üç sayı tek arkadaşlar. Nasıl peki sonucumuz çift sayı oluşur? Şimdi hepsi şunlara hani artı eksi olsa bir kere tekle tekin toplamı veya farkı çift olacağı için çiftten de teki çıkarsan veya eklesen tek olur. Haliyle öyle bir durum olmaz. O zaman şu ortaklara odaklanın. Bu üçgenlere bunlar çarpım olmalı. Neden biliyor musunuz? Tekle teki çarparsanız tek olur. Tekle teki ister toplayın ister çıkartın çift olur. Yine bakın tekle teki çarparsanız tek olur. İster farkını alın ister toplayın çift olur. Dolayısıyla üçgenin kesinlikle çarpımı olduğunu biliyorum. Şimdi 5 kere 4 burası 20. Ee, en fazla olması için buranın pozitif olması lazım. Yoksa bölüm negatif gelir. Bak zaten şıklarda negatif yok bile. Demek ki kareye eksi vermeliyim ki burası da en büyük olması için pozitif olur. Böylece 3 olur. Kare eksi olduğu için de daire artı olur. Eksi de artı 11'den 4 oldu. 24 bölü 3'ten de cevabımız 8 C şıkkı en az olması için bu bakın en büyük sayıyla buradaki en küçük sayıyı çarpmam lazım. 4 çarpı eksi 4 eksi 16. Sonra yine en büyük sayıyı çıkarmam gerekiyor. 7'yi çıkarırsam eksi 23 en küçük sayı B şıkkı. Soruları tahmin usulü yapmak tamam ama TYT gibi sürenin çok önemli olduğu bir sınavda tahmin usulünden daha fazla yorum yapmanız gerekiyor. Mesela çok basit ama bu soruda ben Vakit kaybeden arkadaşlar için söyleyeyim. Şimdi a 3 ile eksi 2 arasında, b 2 ile eksi 1, c de 0 ile 1 arasında, değil mi? B bir kere a'dan büyük, bunu biliyoruz. C de bundan büyük. Bir kere b eksi a, yani küçük sayıdan büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsak kesinlikle pozitiftir. C zaten pozitif, o zaman bak ilk öncülde hiç denemek zorunda bile kalmadım, daima pozitiftir. Gelelim ikinciye. A eksi B artı C denmiş arkadaşlar. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa negatif olur. Bu arada C küçük bir sayı 0 ile 1 arasında. A zaten eksi 2 ile eksi 3 arasında. Örnek eksi 2 buçuk. B de arkadaşlar eksi 1 buçuk olsa e, farklarını alınca bakın eksi 1 yaptı mesela gördüğünüz gibi. C de 0.5 olsa farkı eksi 0.5 gördünüz mü? Bir örnekle çürüttük hemen. Sonra A çarpı B. Burada gördüğünüz gibi iki sayının çarpımı eksi ile eksi'nin çarpımı artıları ve bunlar demin dediğim gibi birden büyük sayı, birden küçük eksi birden küçük olduğu için pardon birisine mesela demin dediğim gibi eksi iki buçuk öbürüne de eksi bir buçuk desem zaten bu gayet böyle e, iki buçukla bir buçuğu çarptığım zaman yani üç küsür bir sayı e, üç küsür bir sayıdan bir de sıfır küsür bir sayıyı çıkarırsam zaten yine pozitif olur. Dolayısıyla 1 3 olur bunun cevabı C şıkkı. Deneyeceğiz ama mümkün olduğunca mantıklı denemeler ve hızlı denemeler yapmamız lazım. Aynı sayının ebobu kendisidir. Bu ilk hemen doğru. Ne verdiğinden bağımsız. Şimdi A 3K, B de 3T olduğu için karelerini alırsak 9K kare, 9T kare. Zaten K ve T aralarında asal. O bepleri bakın 9'a yükseldi karesini alınca doğru. B ile B karenin o bebi küçük olana eşittir. Evet B'dir. Dolayısıyla 3'ü doğru E şıkkı. Bu sayıları güzelce denemek lazım. Biraz da sayılarla aramızın iyi olması gerekiyor. Vakit kaybettirmeye yönelik bir soru. Şimdi bölenle bölüm aynı olacak. Ve burası bir asal sayı olacak. Bunlar zaten asal bölünmeli. Asal sayı olmalı. 52 aklıma hemen ne geliyor? 7 ile 7. 7 kere 7 49. Böyle bakın 3 yakın sayılar düşünüyorum. Hakikaten hem 7-7 oldu asal oldular 3 de asal oldu sağladı kuralı. 123'e geldiğim zaman ne var burada? 11 var bir deneyelim. 11 çarpı 11 121 çıkardım 2. E, asal asal bu da asal oldu. 540'a geldiğim zaman 23 23 Tabii bunu neden düşündüm? 576 var 24 olduğu için bir eksiğini düşündüm yakın bir sayı diye. Bakın o yüzden sayılarla iyi olmalı diyorum. Şimdi 23 ile 23'ü çarptığımız zaman kenarda Kaç yapıyormuş bir bakayım 69 buradan 46, e, 500, 29'muş arkadaşlar. Çıkarınca 11 oldu güzel bu da kuralı sağladı. 1, 2, 3, e şıkkı. En büyük 4 basamaklı sayı x5, y1 ise x büyüktür, 5 büyüktür, y büyüktür, 1. En küçük sayı da 1z, x arkadaşlar. Burada şimdi şunu söyleyelim sonuçta z'nin sıfır olma ihtimali var. Ee, onu dikkat etmemiz lazım. Z'yi bilmiyoruz. Ee, ancak X 8'den küçük. Onu bilebilirim. Ve yine X Z'den büyük. Onu bilirim. Ama şimdi Z'nin sıfır olma ihtimali neden var dedim. Sonuç olarak bu rakamlardan biri sıfırdır. Sıfırı başa yazamayacağımız için ikra, ikinci rakam olarak yazarız. Bir de şuradan mevzuya uyanmak gerekiyor. 45 ile tam bölündüğü için Z sıfır da olabilir 5 de olabilir. Bu iki ihtimali düşüneceğiz. Şimdi z sıfır olursa diyelim. Z sıfır olursa arkadaşlar. Kuza bölünmesi için x artı y'nin 7 olması gerekir. Veya x artı y'nin 16 olması gerekir. Yalnız şimdi şöyle. x artı y'nin 7 olması için x en az 6. Y'ye o zaman 1 kalıyor. E 1 bir, 1'den büyük olamayacağına göre olmadı. Sonra x artı y'nin 16 olması için şimdi bir kere x rakam olamaz. Neden? 5 ile 1 arasında Y'ye en fazla 4 veririm. O zaman x'e 12 olur. Bak bu da olmadı. Demek ki Z0 z 0 olmamalıymış. Z'nin o zaman 5 olduğunu anladım. Z'nin 5 olduğunu anlayınca x 6 7'den bir tanesi. Sonra arkadaşlar x 6 7'den bir tanesi aynı şekilde y zaten 2 3 veya 4. Şimdi buna göre x 2 y ve 5 sayısı. Toplamları bunların 7. 2 5 daha 7. Geriye o zaman ne olması lazım x artı y'nin? 11. Gerçekten y bakın 4 olsa x de 7 olsa şartı sağlıyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. Güzel bir soru bence. Birisi diğerinin %40 eksiği. Yani buna 10k desem o zaman onun %40'ı 4k yapar. 4k çıkarırsam 6k olur. Demek ki 6k. Hatta sadeleştireyim. Buna 5k diyelim. Buna da 3k diyelim. Böylece arkadaşlar şunu görüyorum bakın. Birisinin 5'in katı olması demek aslında bu B'nin 0 veya 5 olması demektir. 3'ün katı olduğu için de rakamlar toplamı burada 3'ün katı olması lazım. Bunu bir düşünmek lazım. Bir de 5'in katı bir sayıdan 3'ün katı bir sayıyı çıkaracağız. Ona da bir dikkat edelim lütfen. Haliyle buradan da tekten tek çıkarsa bir çift sayı elde ederiz. Haliyle kafadan 81 ve 63 elendi. Bak bu önemli. Sonra ABC büyük olan da ACB çıkarırsam A'lar zaten gitti. 10C-C'den 9C-9B oldu. Yani 9 parantezinde C-B diyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar B sıfır olursa. Şıklara göre baktığımız zaman 6, 8 ve 10 diyeceğiz. Bir kere 10 da kafada nedendi. Neden? İki rakamın farkı 10 olabilir mi? Olamaz. Geriye kaldı A ve C. Bak aslında soru bir anda hani böyle deneyerek eyvah yavaş mı sürecek falan derken aslında mantıklı denemeler yaparsanız hep ben bunu söylüyorum. Önemsiyorum zaten. TYT'de bodoslama deneme değil yaptığınız şeyin gerçekten matematiksel bir yapısı olması lazım. Özellikle zorlayan sorularda yoksa kolay sorularda zaten yapılıyor. Haliyle burada e, onları da eledikten sonra 54 mi 70 gibi bakalım. 54 olması için arkadaşlar 6 olması lazım. Şimdi 6'yı yerine yazdığınız zaman e, buradan B ne olsun? B 0 olsun demiştik. C 6 olsun dedik arkadaşlar. Sonra yine e, C 6 idi B de 0 değil mi? Şimdi burada e, öyle bir sayı yapmamız lazım ki A06 A60'ın oranı kaça eşit olması gerekiyor arkadaşlar? 3 bölü 5'e. Haliyle burada 3 bölü 5 olması için sağ içler dışlar çarpımı 500A artı 30 eşittir. 300A artı 180. Buradan da 200A eşittir. Gördünüz mü? 150 oldu. E A buradan rakam olmuyor. 54 olamayacağına göre demek ki 72 olabiliyormuş. C şıkkı. Sabileşemeyen kesirler olduklarına göre aralarında asal sayılar olacak. Yani B'ye 3 verebiliriz. C'ye de 4 verebiliriz arkadaşlar. B ve C'nin sadeleşmemesi için. Haliyle B, 3, C, 4. O zaman yine sadeleşmemesi için Buraya da 5 verirsek a eksi 3 5'e eşitse 8 olur dediğim gibi. Burada çıkış noktam b ve c a bölü b'ye sonra bakacağım. a 8 olduğunda b 3 olursa problem oluyor mu? Hayır. Burada zaten bir sayının 3'e bölümü ve bir sayının 4'e bölümü birbirine eşitse 3, 4, 6, 8, 9, 12 diye gider ama onlar hep sadeleşebildiği için mecburen verebileceğim tek sayılar onlardı. a 8, b mecburen 3, c de mecburen 4 olduğu için yerine yazdığımızda 8 kere 3, 24, Sonra B çarpı C 3 çarpı 4'ten 12, 36 oldu E şıkkı. A bunlar birbirinden farklı ve sıfırdan da farklı olduğu için mutlaka kesinlikle pozitif. O zaman pozitif olması için B'nin A'dan büyük olması lazım. Yine bir sayının içindeki eksinin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Çünkü mutlak eksi 1 çarpı B'den dolayı bu aslında zaten yine mutlak B'dir. O yüzden içindeki eksiyi silebiliriz. Burada da mutlak B kesinlikle pozitif olacak. B çünkü sıfır değil. Ve A büyüktür C olmalı. Dolayısıyla soru kolaylaştı. Ve B büyüktür A büyüktür C oldu arkadaşlar. E şıkkı. 50 kilo sattığındaki maliyet 35 TL ile elde ediliyormuş. O zaman 50 c diyelim çatakuna. E, sattığı 35 olduğuna denk geliyormuş. 35 K olsun. 5'e böldüm 7. 5'e böldüm 10. 10Ç eşittir 7K'dan. O zaman 7A buraya da 10A dersek. Bakın eski fiyat 7A yeni fiyat 10A. Demek ki karı ne? 7'de 3. 7'de 3 ise haliyle kar oranı 3 bölü 7 olur arkadaşlar. Karın maliyeti oranı. Ama yüzde sormuş o zaman 300 bölü 7. Bunun şu an yüzde karı bu. Diğerine geldiğimiz zaman diğerinde de 15 kilo sattığında 15T diyelim. Baku'nun 20 kilosuna denk geliyor. Yani sadeleştirirsek 3'e böldüğümüzde 5'te, 5'e böldüğümde pardon 3'te, 5'e böldüğümde 4B. O zaman burada da, şurada da kendi yazımı okuyamadım. Bir düzelteyim. Burası 3'tü. Haliyle arkadaşlar buraya da 4M diyelim, 3M diyelim. Maliyet 3M. Ne kadar kar elde etti? 4M olması için M. Kar oranı o zaman M bölü 3M. Yüzde dediği için yüzde de çarptım. Böylece bunun da 100 bölü 3 oldu bunların oranını sormuş arkadaşlar Şöyle sadeleştirdiğimiz zaman sıfırları 3'ü de ters çevirdiğimizde 9 bölü 7 oldu C şıkkı 3. kattan sonraki katlara 23 tane küp konmuş arkadaşlar O zaman toplam 35 olması için Alt katlarda 12 tane olması gerekiyor 35 eksi 23'ten 6 tanesi zaten zemin katta O zaman 2. kat ve Üçüncü katı şöyle gösterirsen, ikinci katta arkadaşlar ve üçüncü katta toplam kaç tane olmak zorunda? 6 tane. O zaman nasıl olabilir? Dört tane altta, üstte, üstte iki tane. 5 tane altta, üstte bir tane ya da üç tane altta, üç tane üstte olur. Örnek, bakın şimdi şöyle göstereyim size. Bu altılı zaten böyle zeminde duruyor ya. Şöyle altı tane zeminde duruyor. Bunun üstüne arkadaşlar 3 tane koyarız. Sonra bu yeşillerin de üstüne 3 tane koyarız. Bakın 6 tane koymuş oluruz. Böyle bir görüntü olabilir. İkincisi şimdi bu 6'lı böyle duruyor. Bunun üstünde ikinci katta 1, 2, 3, 4 tanesi böyle durur. Tamam mı? Temsil olarak gösteriyorum. Kalan 2 tanesini de böyle istediğin böyle kırmızılardan bir tanesinin üstüne yerleştirirsin. 2 tane böyle toplam 6 tane olur. Sonra arkadaşlar Diğer durumda zeminde 6 tane var böyle. 5 tane ikinci kata yerleştiririz. Sonra üstte 1 tane yerleştiririz. Peki bu durumlarda ne olur arkadaşlar? İlkini söylüyorum. 3 3 yerleştirirsek yani yandan görünümünü gösteriyorum size. Önden daha doğrusu 3 tane burada var. 3 tane burada var. Bunlar ikinci kat ve üçüncü kat. Artık arkadaşlar üstteki katlara en fazla 3'er tane zar koyabiliriz. Neden? Şu an zemin 3 birimden oluşuyor. Şimdi haliyle 3 birimden oluştuğu için yukarı 23 tane koymam lazım. Nasıl yapabilirim arkadaşlar? Böyle 4. kata 5. kata, 6. kata hep birer tane koyarım böyle üst üste. Ta ki işte bilmem kaçıncı kata kadar. Haliyle en sonuncu katta bir tane küp olur. Birer tane yerleştirdiğim için. O bir kübün de 5 olabileceğini söyleyebilirim. Üste gelecek sayı. Sonra arkadaşlar dördüncü kattan itibaren şöyle bir tanesini koyarım. Ee, şu şekilde. Sonra şu kısımları hep ikişer tane koyarım. Böylece çift çift gittiğim için en son arkadaşlar geriye 23 kalmıştı ya. Bir tanesini buraya koyduğum için 22 tane kaldı. 11 çifti böyle nokta 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 yerleştirmiş olurum. Buraya da iki tane sayı gelir. İki sayının toplamı da tabii ki 10 olabilir arkadaşlar. Ancak 15 olmaz. Niye biliyor musunuz? Biz e, maksimum buraya 3 tane koyabiliyoruz değil mi? Şimdi 15 olması için ne olması lazım? 3 tane sayı denk gelmesi lazım. Yani biz üçer üçer gitmeliyiz. Ama üçer üçer gidince 1 2 3 4 5 6 işte böyle gideceğiz. Sonra arkadaşlar e buraya 3 tane koymamız için bizde 23 tane değil ya 21 tane ya 24 tane olması lazım. Yani 3'ün katı olması lazım. 3'ün katı olamayacağına göre 2 tane sayının toplamı da 15 olmaz zarlarda. En fazla 12 olur. 3 tane zara ihtiyacım var. En az en üstte 3 tane zar koyamıyorum. Sebebi 23 olduğu için üçer üçer koymak istediğimde bile yukarı doğru çıkmıyor arkadaşlar. 24 olsaydı, 21 olsaydı dediğim gibi olurdu. Bu yüzden C şıkkı 1 2. Biraz ters bir soru. Soldan ve sağdan 0.2'şer santim bırakıldığı için o zaman bir tanesinin uzunluğu 6.4, 3 tane yan yana olacakmış arkadaşlar. 19.2 yani bittiğinde şöyle bir noktanın uzunluğu 19.2 olacak. Şuradan başlayacağız o zaman burada 3.2 ilk seferde Artı 1 Sonra arkadaşlar 6.4 bir tane var artı 1 Sonra 6.4 artı 1 var ee, Bu şimdi birinci bu ikinci bu üçüncü Bir x diyelim buraya Eşit olacak 19.2'ye Şimdi 6.4 6.4 da arkadaşlar kaç yapıyor ee, 12.8 3.2 daha 16. 3 daha 19. 19 artı x 19.2 olduğuna göre x 0.2 olacak. O zaman arkadaşlar bir tane tam bitti. Bir tane tam bitti. Bir tane tam bitti. Dördüncüye başladığımızda 0.2 santimdeyiz. Zaten 0.2 boşluk bırakılıyordu bakın. Her başlangıçta 0.2 boşluk bırakılıyordu. Demek ki buranın gösterdiği nokta 0'mış. A şıkkı. Soruyu okudunuz, ben yorumlarımı yapayım size tek tek. Bir, bir kere arkadaşlar yaşları toplama en az olan 4 kişi demek aslında yaşları en küçük 4 kişiyi seç demek. Bu ilk yorumum. İkinci yorumum, diğer grupta da yaşları çarpımı en fazla olan 5 kişi derken size diyor ki yaşları en büyük olan 5 kişiyi seç. Yani ilk 4 gruptaki bu 4 kişinin yaşları ikinci gruptaki kişilerin yaşlarından küçük olacak tamam mı? Ee, şöyle 5 tane yapayım. Sonra arkadaşlar bir grubun yaş ortalaması 2 artıyorsa o gruba eklenen sayı 8 büyümüştür. Çünkü eski toplam A olsun. A bölü 4 işte 21.25. Yeni ortalama 2 büyümüş. O zaman bakın şimdi eklenen sayı x olsun. Bu kaça eşit olması gerekiyor? Öncekine göre 21.25'ten 2 fazla olması gerekiyor. Gerçekten a bölü 4 zaten 21.25'ti. x de buradan 8 geldi. Dediğim gibi bu şekilde e, grubun aritmetik ortalamasının arttığı sayı aslında paydadaki sayıyla ilişkili. 2 mi artıyor? 4 kişinin var. O zaman 8 artması lazım gelen kişinin. Haliyle burada A grubunun en küçük elemananın yaşı A ise B grubunun en küçük yaşı A artı 8 olacak. Bunlar birbiriyle yer değiştirdiğinde baştaki A grubunun 8 fazla olması lazım ki aritmetik ortalaması 2 artsın. Bu yorumlara devam ediyorum şimdi. Gelelim artık sorunun son kısmına. Bir kere ne diyeceğiz? B grubunun yaşı en büyük olan kişinin en fazla olması için geri kalan 5, 4 kişinin bu 4 kişinin yaşlarını minimum yapmam lazım. O yüzden bu grubun yaşının en küçük olanının minimum yapmam için buradakinin de minimum olması lazım. Peki nasıl olabilir? Şimdi grubun en büyük elemanı 23'müş yaşları toplamı da 85. Nereden biliyoruz onu? Ha onu söylemedim pardon. Aritmetik ortalama 21.25 ise o zaman 4 ile çarparsam yaşları toplamı 85'tir. Yine diğerinde de 32 ile 5'i çarparsam 160'tır. 23, 22, 21, 20 diye düşünsek bakın bu 86 yapıyor. O zaman bu grubun elemanının yaşı en az 19 oldu. Bu 19 olunca yer değiştirdiği eleman kaç olmalıymış? 27. Demek ki diğer grubun en küçük yaşa sahip olan kişi 27 olduğunu gördük. 27 28 29 ve 30 derim bunları en küçük yaparım. Böylece en büyük eleman arkadaşlar bulunur. Buradan da en büyük eleman 46 geliyor. B şıkkı. Burada arkadaşlar kuralı vermiş. Eğer sayı çift sayısı 2'ye böleceğiz. Tek sayısı 3x 1 alacağız. Bakın şimdi adım adım gidelim. f10 kaça eşit olmalı? ilk fonksiyonda çift olduğu için 5. 2. F bileşke F diye gideceğimiz için böyle sola doğru gidiyorum. Yani bu F e, şu aslında neye eşit? F bileşke F 10'a eşit. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Haliyle burada F 10 çıktığı için F 10 yerine 5 yazdım. F 5 oldu. F 5 de buradan tek sayı olduğu için 3 kere 5 15. 1 çıkar 14. Sonra F bileşke F bileşke F 10. Artık böyle tek tek yazmayayım anlayın birinci, ikinci, üçüncü. Sonra arkadaşlar F14. F14 buradan nedir? Çift sayı olduğu için 7. Sonra dördüncü durum yani 4 tane bileşik işleminde F10. Burada F14 olduğu için F7 yazacağım artık yeni yerinde. F7 de arkadaşlar buradan 21-1'den 20. Beşinci durumda F20 kaça eşit? 10'a. Altıncı durumda F10 kaça eşit? 5'e. 7. durumda olay ne? F5 eşittir 14. Fark ettiniz mi? Birbirinin tekrarladı. Nereden itibaren? İşte arkadaşlar buradan itibaren. Yani her 5 seferde bir bu başa dönüyormuş. 5, 14, 7, 20, 10. 5, 14, 7, 20, 10. O zaman 5'in katı bir sayının kaçıncısı 7'yi verir? Üçüncüsü yani 5'in katından 3 eklersek o zaman her seferinde Üçüncü sıradaki arkadaşlar bize 7'yi verecek. Yani 5 ile bölümünden kalan 3 olan sayı burada hangisi? 103. C şıkkı. A sınıfındaki alana A diyelim. B sınıfındaki alan o zaman 240 derece kaldığı için 2 katı olacak. Bakın 120'nin 2 katıdır 240 çünkü. Yine 90, 270'in 3'te biri olduğu için A sınıfındaki öğrenci sayısına x dersek B sınıfındaki öğrenci sayısı da 3x olur. Şimdi popülasyon oranı da şöyle verilmiş öğrenci sayısının sınıfın alanına oranı arkadaşlar popülasyon oranıymış. Dolayısıyla birinci sınıftaki popülasyon oranı x bölü a, ikinci sınıftaki popülasyon oranı 3x bölü 2a. Ancak ne zaman eşit oluyormuş? B sınıfından 9 öğrenci giderse. Gördüğünüz gibi x bölü a, 3x-9 bölü 2a'ya eşit oluyormuş. Bunu soru söylüyor. Popülasyon oranları eşit derken işte bu denklemi kurmanı istiyor. Haliyle içler dışlar çarpımı 2x eşittir 3x-9, 9 eşittir x oldu. Sınıftaki öğrenci sayısı B sınıfında başlangıçta 27. Ama son durumda 9 öğrenci ayrıldığı için 27-9'dan eksi 18 olacak arkadaşlar D şıkkı. Ters istikamette gittikleri için şöyle bakın polisin, e, polis aracının hızına x diyelim. O zaman birbirine doğru yakınlaştığında olduğundan daha hızlı görecek arkadaşlar. Haliyle 180-x diyelim ki toplamı 180 görüyor. Çünkü kendi hızı var hızla geliyor. Öbürü de buna doğru hızla geliyor. Dolayısıyla 180 görmüş oluyor. Sonra devam ediyor polis aracı böyle. Şöyle bir A noktasında gördü bunu. B noktasında 30 dakika sonra bu sefer aynı yöne gittiği bir araç yan yana geliyor bunlar. O zaman x dersek araca da x artı 40 diyelim. Şimdi burada aracın kendi hızına x artı 40 dedim. Çünkü aynı yönde gittikleri için olduğundan daha yavaş görecek. Hızları farkı olarak görecek. Dolayısıyla x artı 40'ın 6 saatte gittiği yolu 180 eksi x ile giden 5 saatte gidiyormuş arkadaşlar. Böylece 6x artı 240 eşittir. 900 eksi 5x. 11x eşittir. 660. x eşittir. 60 geldi. x 60 olduğuna göre zaten bu polis aracının hızıydı. C şıkkı. Şimdi sınavdaki bazı sorularda da şöyle oluyor arkadaşlar. Şunu diyebilirsiniz. Belki polisin hızı ikinci aracınızından daha büyük. Onu nereden biliyoruz? Belki ikinci aracınızı x eksi 40. Bunu yaptığınız zaman denklemde cevabın gelmediğini göreceksiniz. Aslında bir nevi bunu yaptıktan sonra şu işlemi yaptıktan sonra x'i zaten bulduğunuzda şıklarda olmadığı için o zaman diyoruz ki ha demek ki polis aracınızı diğer beyaz araçtan daha azmış bu şekilde doğru cevaba ulaşabiliyoruz. Sınavda böyle sorular iptal etmedi ÖSYM. E. Bunun bu mantığı kullanarak yanlış cevaba şıklarda ulaştırmayarak diğerine yönlendirdi. Büyük damacananın 1 bölü 3'ü dolu arkadaşlar ilk etapta. Sonra bir kısmını boşalttığımız zaman küçük damacana doluyor. Bu dolduğu kısım artık büyük damacana da eksildi. Haliyle ona ne diyeceğiz? X olsun. B bölü 3 eksi X ne kadara eşit oluyor? B bölü 7'ye. Çünkü son durumda bakın büyük damacananın 1 bölü 7'si kaldı. Haliyle payda eşitleyince 4 B bölü 21 X oldu. Bu X aynı zamanda küçük damacanayı dolduran kısım. Küçük damacananın ne kadarı boştu? 1 bölü 4'ü. Demek ki küçük damacananın da 1 bölü 4'ü arkadaşlar 4 B bölü 21'e eşit. Küçüğün büyüğe oranı böylece 16 bölü 21 oldu. Küçüğe 16V diyelim. Büyüğe de 20, 21V diyelim. Şimdi 16V'nin arkadaşlar ne kadarı boştu? 1 bölü 4'ü. Haliyle burada 12V su var. İkinci damacanaya 21V diyeceğim o zaman. Bunun da 1 bölü 3'ü dolduğu için 21'in 1 bölü 3'ü 7V. Biz 12V'yi olduğu gibi bu damacanaya boşaltırsak 12V eklemiş oluruz. Toplamda 19V oldu. 19V olduğu için de geriye arkadaşlar ne kadar kaldı? 2V. Bizden dolu kısmı istiyor. Dolu kısmı 19V, tüm açma 21V. 19/21 bölü D şıkkı. Sorunun en başında söyleyeyim arkadaşlar. Aslında sizde belki hani baskıda düzeltilmiş olabilir ama şu kelime bile bence fazla olmuş. O yüzden o bile olmaması soruyu çok etkiliyor. Gelen sayısı gelen insan var bir de davetli insan var. Sorunun en başında söyleyeyim. Gelen insan davetli insan sayısından daha fazla çıkıyor. Ee, soru da zaten onu anlatıyor değil mi? Bakın okuduğunuz zaman göreceksiniz. 4 sandalyeli masa sayısı 5 sandalyeli masa sayısının 2 katı arkadaşlar. İftara 5 dakika gelen sayısını bakın gelen davetle demiyorum ben. Çünkü onlar e, o kadar davetli insan beklemiyorlar. Gelen insan sayısı hesaplanandan fazla çıkıyor. Bu yüzden davetli sayısının 1 bölü 26'sı kadar. Yani davetli sayısına 26 y diyeyim ben. Gelen sayısını bilmiyoruz şimdi dursun. Davetlinin 26'da biri kadar. Yani y tane Sandalye ekleniyor arkadaşlar yani y tane fazla insan gelmiş demek bu. Başlangıçta durum ne hesaplanan ne 4 çarpı 2x 8x 5 çarpı x x toplam 13x insan gelecek e 13x insan demek zaten 26 y demek çünkü davetli sayısı da 26 y. Haliyle buradan x eşittir 2y oldu arkadaşlar. Şimdi ne söyleyeceğiz o zaman bakın şimdi burada Davetli yeni gelen insan için 4 sandalye bulunan masalara eklemeler yapılıyor. Yani normalde burada böyle dört tane masa varken bir tane daha masa şey sandalye atılıyor arkadaşlar. Artık y tane masa beşliye dönüyor. Bakın şimdi 2'ye yerine yazarsam dörtlü 4 y tane masa var. E, X gördüğüm yerde ikiye yazarsam bu kadar tane masa var. Şimdi Y tane sandalye Y tane masaya ekleniyor. Çünkü birer birer ekleniyor. Örnek 3 tane olsaydı 3 masaya eklenecekti. Çünkü bakın şöyle göstereyim. 1 2 3 4. Buna eklersem artık bir tane masa 5'li olur. Buna eklersem yine 5'li masa olur. Gördüğünüz gibi bu mantık. Yani 3 tane olunca elinden 3 tane masa gitmiş oluyor. 4'lü 5'liye dönüyor. O yüzden Y tane giderse 3Y tane 4'lü masa kalır. Burada da arkadaşlar y tane masa eklendiği için 5'liye burası da 3y'ye döndü. Dolayısıyla 3 çarpı 4'ten 12y insan 3 çarpı 5'ten 15y insan. Ne demiş? 5'li masanın 4'lü masada oturanlardan fazla çıktığı sayı 72'ymiş. Y buradan 24 geldi. Y aynı zamanda neydi arkadaşlar? Dışarıdan getiren Sandalye sayısı. Rakamlar toplamı 6 oldu. A şıkkı. Elindekilerin yarısına K diyeyim. K tane sayfayı arkadaşlar 25 kuruştan. K tane sayfayı da bakın dikkat edin yalnız. K sayfayı 4'e böleceğim. Neden? 4 sayfa 1 sayfaya sığıyor şu görüntüde gördünüz mü? Dolayısıyla elindeki her 4 sayfayı 1 sayfaya sığdırdığına göre K sayfayı K bölü 4 sayfaya sığdırır. Ve böylece ödediği miktar 30 kuruş. Eşittir 39 TL yani 39 çarpı 100 kuruş. Böylece 25 payda eşitlersem 130K bölü 4 eşittir 39 çarpı 100. Ee, şu sıfırları götürelim. Burası da bu oldu. K arkadaşlar buradan 120 geldi. O zaman 120 sayfa ilk K. Toplam kaç sayfa olur 2K'dan? 240 sayfa. 240 sayfayı ikinci teklifle öderse 240'ı 4'e böleceğim. Neden? Her 4 sayfa bir sayfaya sığıyor. 60 sayfa oluşacak. 60 çarpı 30 kuruştan da gördüğünüz gibi 18.800 1800 sıfırları atarsak 18 TL ödeyecek D şıkkı. 6 saatte 48 kilometrelik yolu yapıyorsa 1 saatte 8 kilometre diyelim ki kolay yapalım soruyu. Yine 1 saatte 8 kilometre, 1 saatte 8 kilometre, Sonuncusu da 16 saatte yapıyormuş. Yani 1 saatte 48 bölü 6'dan 3 kilometre yapıyor. Şimdi 6 saatte bunlar bitirecekler arkadaşlar 3'ü. 6 saat geçmiş olacak ve bu 3'ü nereye yardım edecek? Bu sonuncuya. Ve kapasitelerini %50 düşürüyorlar. Yani artık 1 saatte 8 kilometre değil 4 kilometre yapabilecekler. 1 saatte 4 kilometre yapabildikleri için 3'ü 4 çarpı 3'ten saatte 12 kilometre yapar. Üçü güçlerini birleştirdiği zaman saatte 12 kilometre yapar. T saat yardım edecekler. Öbürü de kalan yolu arkadaşlar yine aynı hızıyla devam ediyor. 3 çarpı T. Başlangıçta ne kadar yaptı peki? 6 saat bu ilerlediği için 6 çarpı 3'ten 18. Yani 18 kilometrede yol yaptı. Toplam 48 kilometre yoldu. 18'i kendi başına bu kadar kısmı da birlikte yaptılar. 12 3 daha 15 t eşittir 30'dan t 2 geldi. Yani toplamda 6 saat 2 saat daha 8 saat çalıştılar D şıkkı. Doğru orantı yardımıyla yapayım arkadaşlar bunu. Bakın şimdi 25 kilometrede ne kadar harcadığını bulmak için şuradan şöyle bir alfa diyeyim. şimdi dikkat edin lütfen. Şu kısma baktığınız zaman gördüğünüz gibi 2,5 buçuk düşey uzunluk. Yatay uzunluk kaç? 5. Bu ne demek? Tanjant alfa 2,5 bölü 5'ten 1 bölü 2 demek. O zaman 25 kilometre yol yaptığı zaman yatay uzunluk arkadaşlar kaç oluyor? 10, 15 oluyor. Düşey uzunlukta o zaman tanjant alfanın yarısı olması için 7,5 olacak. Zaten 10 kilometreye kadar 11,5 TL ödemişti. Bir 7,5 daha eklendi bakın 11,5'a. 19 TL ödendi ilk etapta. Sonra gelelim diğeri neydi? 4 kilometrik yol ücreti. O zaman burada yine aynı yaparım. Beta diyeyim buraya. Burası 3, burası 3. Tanjant beta 1. Haliyle 2 kilometrenin üzerine bir 2 kilometre daha giderse burası 2 olacağı için yine 2 olacak tanjantın 1 olması için 2 eklersek 8 oldu. Demek ki 8 TL de oradan harcıyor. Toplam 27 TL para gitti. D şıkkı. Burada arkadaşlar olmaz zarar ederim diyor. Yani demek ki diğer adam kabul ediyor. Tamam 20 liradan alacak. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. 20 liradan alacak ya 20 çarpı 2'den 40 TL vermesi lazım. Para üstü de 10 TL alması lazım. Ama ne kadar alıyor yanlışlıkla? 20 TL alıyor. Yani aslında bu adam 30 TL'yi almış oluyor muzu. Tamam şu an cebine giren para bu. Cebine giren para bu. Maliyet ve kar ve zarar sorularında önemli olan şudur. Cebine giren, cebinden çıkan. Cebine 30 TL girdi. Yalnız bu 2 kilo tartıyor görünüyor da tartı %20 eksiğine hesaplıyor. Yani normalde görünen o, görünen değil. Gerçeği X kilo olsun. Bunun %20 eksiği yani 4/5'ini tartınca 2 kilo oluyor. Dolayısıyla 2,5 kilo gerçekte muzun ağırlığı. Yani 2,5 kilo çarpı maliyeti 15'ten 37,5 TL bunun cebinden para çıkıyor maliyet. O yüzden arkadaşlar zararı 7,5 TL'dir. D şıkkı. Bunu hız problemi yardımıyla yapacağım. Hız problemi yorumuyla daha doğrusu. Bakın şimdi. Birisi saat yönünde bir saatte 1 bir birim ilerliyor. Diğeri de saat yönünde şey saat yönünün tersinde ilerliyor birbirim birim. Öbürü de saat yönünde 2 birim ilerliyor. Birbirleriyle aralarında ne kadar mesafe var? Bu saat 3'te bu saat 6'da böyle gelecekler birbirlerine. O yüzden tersten bakacaksınız. Yani 3 saat buradan, 3 saat buradan, 3 saat de buradan aralarında arkadaşlar 9 saatlik yol var. Dediğim gibi birisi 3'te böyle geliyor, öbürü arkadaşlar 6'da böyle geliyor. Dolayısıyla bunların aynı saatte buluşması için bakın bu yönlerde toplam 9 saatlik yol kat etmeleri lazım. 9 saatlik yolu birisi saatte 1 saatlik yol kat ediyor. Öbürü saatte 2 saatlik yol kat ediyor. Ve 9 saatlik yolu o zaman toplamda 3 çarpı t diyelim. t eşittir 3 saatte kat edecekler. Haliyle 3. saatte aynı saate gelirler. Bu da 180 dakika yapıyor d şıkkı. Bu soru sınavda çıksa bayağı bir can yakabilir. Diğer taraftan da aa çok kolaymış ya hemen hızlıca çözebiliriz hocam diyenler de çıkabilir arkadaşlar. 3 adımda olacak. 3 adım çok büyük bir adım değil. Şimdi olay ne? Bir tane rakamı seçtiğiniz zaman diyelim 2'yi bunun katları da yanmaya başlıyor. Yani 2, 4, 6, 8, 12, 10, 14 diye yanıyor. Şimdi buna göre seçimi yapacağız arkadaşlar. Ee, normalde 1'i seçerseniz tek adımda hepsi yanar. Çünkü 1'in katı bütün sayılar 1'in katıdır. Haliyle mantıklı olalım. 2 e, ve 3'ü seçelim. Niye biliyor musunuz? 2'nin katları ve 3'ün katları zaten bayağı bir sayı yapıyor. Bakın 2'yi seçtiğimiz zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir hamlede bu kadar yandı. 3'ü seçsem 3, 6, zaten 6 yanmıştı. 3, 9, 15. Şimdi bu kadar sayı kaldı. O zaman mantıklı olarak artık neyi seçelim? 1'i. Biri. 1'in zaten bunların hepsi tam katı olduğu için bunlar da yandı. Bakın mavi, yeşil e, ve sarı. Toplam 3 hamleyi tamamladım. 1'i seçtik, 2'yi seçtik ve 3'ü seçtik. Toplamları 6 böylece 3 adımda olayı hallettik A şıkkı. 4 tahta toplam 180 derece dönecek. O zaman arkadaşlar durumları tespit etmeniz lazım. Bakın 1 tahtayı 180 derece döndürürüz. Kalan 3 tahta dönmez. Ya da 2 tahtayı 90'ar derece döndürürüm. O zaman 2 tahta yine dönmez. Haliyle ne yapacağız? 4 tahtadan bir tane seçeceğim. 4 farklı tahtadan bir tanesini seçeceğim. Böylece 9, 180 derece döndürüp görüntüyü değiştirmiş olacağız. Artı 2 tane tahtayı seçeriz. Yani 4'ün ikilisi. Buradan da 90'ar derece döndürdüğümüzde yeni görüntüleri elde ederiz. Haliyle 4, 6 daha 10 tane farklı görüntü oluştu B şıkkı. Soru gerçekten güzel bir soru ve ee, böyle hani 40'ta 40 hedefliyorsun diyelim burada ve bu soruda belki patlama ihtimalinde olabilir. Bir anlık bir şeyi düşünemezsen ve düşünürsen de çok rahat yapabileceğim bir soru. 8 tane arkadaş rakamları toplamını bilmesine rağmen sayıyı tahmin edemiyorlar. Demek ki 8 tahminden daha fazla bir durum var. Rakamları toplama aynı olan iki basamaklı sayıları nasıl düşüneceğiz? Bir sürü var normalde. En basitinden şöyle bir yanlış örnek vereyim. Mesela 15. 8, 7 de olur arkadaşlar. 7, 8 de olur. 9, 6 da olur. 6, 9 da olur. Başka olmuyor. Kaç tane ihtimal çıktı? 4 tane. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar 8 kişi. Yani rakamları toplamı 15 olan bir sayı tahmin edemez bu kız. Toplamları çünkü topu topu 4 tane çıktı. O zaman bunun gibi olacak ve daha fazla olacak. 8 arkadaş olduğuna göre en az 9 tane rakamlar toplamı aynı olan sayı olması lazım. Bunun için de biraz daha küçüklere gitmemiz lazım. Örnek 09 bakın 18 yani 90 sayısını düşünüyorum. 18 81 yani 18 81 27 72 bunlar 72 manasında 27 manasında 3 6 63 36 63 45 54 Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gördünüz mü? Bir de arkadaşlar rakamları toplama 10 olsun. Böylece en küçük rakamla en büyük rakamı kullanabileyim ki haliyle arkadaşlar e, en küçük ve en büyük rakamı kullanınca makas açılıyor bakın. 1, 9, 9, 1. 2, 8, 8, 2 yani 28, 82. E, 3, 7, 37, 73. 4, 6, 6, 4 yani 64 bir de 55. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gördüğünüz gibi 09 veya 09 derken tabii 90 diyelim. 09 diye iki basamaklı sayı yok. 90 18 81 27 72 36 63 45 54 ihtimali bir de bu ihtimaller. Yani arkadaşlar toplam 18 tane durum oluşuyor bu şekilde. 18 durum olduğu için Cansu geldiğinde bu 18 durumdan birini tahmin etmek zorunda. Cevabımız bu yüzden 1 bölü 18 A şıkkı. Soru biraz evet vakit kaybettirebilir bu anlamda bunları göremezsiniz. Çünkü mesela şunu diyebilirsiniz. Hocam neden diğerlerini denemediniz? O zaman şunu görüyorum. Mesela rakamları toplamı 8 olsa 1, 7, 7, 1, 17, 71, işte 26, 62, 3, 5, 5, 3, 4, 4, bir de 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 muhakkak 8 kişiden biri o zaman doğru tahmin etmiş olurdu. Haliyle daha aşağısını denememe gerek yok. Yine daha yukarısını da denememe gerek yok arkadaşlar. Soruda arkadaşlar şöyle BC'yi uzatırsak bakın 140 dereceden dolayı burası 40 derece olur. Sonra 85 40 125 olduğu için burası da 55 derece olacak haliyle bir tane daha dörtgen geldi. Gördünüz mü? Artık burada dörtgenin iç açılar toplamı yapabiliriz. 55'ten dolayı 125, 125, 100 daha, 225, 70 daha, 295 demek ki x açısı 65'miş D şıkkı. Şöyle A noktasının K olan kenara yani bağlı olduğu kenara olan uzaklığı 8 kök 6 olarak verilmiş. 8 kök 6 olunca bakın burası da 8 kök 6. O zaman 8 kök 12 yani 16 kök 3 oldu. AK'nın uzunluğu. Şimdi arkadaşlar 16 kök 3'ün karesi 256 çarpı 3. 24'ün karesi 576. Yani 256 çarpı 3 576'dan büyük olduğu için şöyle dönerken bir yerde mecburen duvara çarpacaktır. Alt duvara zemine daha doğrusu çarpacaktır. Haliyle böyle çarptığı zaman burası 16 kök 3 burası 24 aslında hani Pisagor'la halledilir ama şunu fark ettim ben 16 kök 3'ün yarısı 8 kök 3 8 kök 3'ün kök 3 katı 24 o zaman aslında burada gizlice 30 60 90 üçgeni olmuş bunu göremeyen arkadaşlarımız mecburen ne yapacaktı 16 kök 3'ün karesi eşittir 24'ün karesi artı şuraya da t diyelim tl'nin karesi Buradan yine arkadaşlar TL'yi 8 kök 3 bulacaktık. Ve bizden zaten L noktasından kaç santim uzaklıkta zemine çarpar demiş. O da 8 kök 3 oldu. C şıkkı. 15 derece verilmiş. GD de arkadaşlar verilmiş bakın. Şimdi şöyle birleştirdiğimiz zaman GM uzunluğu 6 olduğu için iki tane köşeleri aynı olan karenin arkadaşlar köşegenleri de mecburen aynı hizada olacak. Bu yüzden Burası 45 derece olduğu için yöndeşten dolayı 30 derece. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3 olur. Sonra ağırlık merkezinden yararlanarak ağırlık merkezi karenin tam ortasıdır deyip işte KG'nin de 3 kök 3 olduğunu göreceğiz. Böylece alan 27 oldu D şıkkı. L noktasının iç çeperi olan en kısa uzaklığı demiş arkadaşlar. Tabi onu nasıl yapacağız? Şöyle bir çap üzerinden. Bu arada merkez düzgün altıgen, düzgün üçgen yani eşkenar üçgen ve hepsi çember olduğu için ortak merkezdir. L noktası, M noktası orta nokta olduğu için eş merkezi olduğundan çemberin de merkezi olacaktır. Dolayısıyla aslında çapın üzerindeki şu uzunluğu 2 köküç veriyor bize. E tabi ki simetrik olduğu için arkadaşlar burası da iki köküç olmak zorunda. Şekil düzgün olunca bunların zaten tahmin etmek zor olmuyor. Tam ortasında olduğundan dolayı. Şimdi bundan sonra tabii ki şuraya t dersem lt'yi bulmam lazım. Onu da nasıl bulacağım? Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 36 kök 3 verilmiş. Kök 3'ler gitti. A buradan 144'ün kare kökü 12 olur. Kenar böyle 12 olduğu için 6 6. 60'ın karşısı da 6 kök 3 olacak. Ağırlık merkezi olduğu için burası 4 kök 3. Burası da 2 kök 3. Haliyle arkadaşlar bakın çemberin yarıçapı çapı 6 kök 3 geldi. O zaman çap da 12 kök Bunu kullanırız birazdan. Şimdi buna göre şu E noktasının da çemberi olan en uzun uzaklığı yine çap üzerinde olacaktır. Bir de düzgün altıgende ortadaki doğrunun kenarın iki katı olduğunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü iki tane eşkenar üçgenin kenarı burada o yüzden basit bir şey yani. Şurası da 12 olduğu için şimdi toplamlarının yarısı orta taban yamuktan A ne geldi? 8. Demek ki 8 olduğuna göre BE uzunluğu 16 arkadaşlar. Bir yarısı 8 diğer yarısı 8. Bunu neden söyledim? Şimdi toplam yarıçap kaç? 12 köküç. Toplam çap yani pardon. Ee, şimdi haliyle artık şurayı bir değiştireyim rengi. Bakın şurası zaten düzgün altıgenden dolayı 8 santim. Burası nereye eşit? Yarı çap 6 köküç olduğu için burası da 6 köküç. Demek ki 8 artı 6 köküçmüş. E noktasının en uzun uzaklığı. Cevabımız D şıkkı yani. Sayılar korkutucu gelebilir ama şöyle sadeleştirmeniz lazım. Birisi 60'ın 2 katı, Birisi 60'ın kök 13 katı arkadaşlar. O zaman şu x de 60'ın a katı olsun. Şu kısmın Pisagor'unu yapmanız yeterli. Haliyle a kare artı 4 eşittir 13'ten a kare eşittir arkadaşlar. 9 a 3 oldu. Yani 60'ın 3 katıymış 180'miş arkadaşlar burası tamam mı? Olay budur. Böylece daha kolay Pisagor yapabiliriz. Nasıl 3 4 5'in 2'şer katı diyoruz, üçer katı diyoruz. 6, 8, 10'lara, 9, 12, 15'lere. Burada da 60'ın arkadaşlar 2, 4 ve kök 13 katı oldu. Şimdi buradan e, ne yapacağız? Ağırlık merkezinden bastırınca denge bozulmuyormuş. O zaman benim bu ağırlık merkezini bulmam lazım. Yani B noktasından BG'ye kadar uzaklaşmam gerekiyor. Onun için de çizdim ağırlık merkezine. 120'den 180'den dolayı 90-90 oldu. Şimdi 12, 9, 15 üçgeninden 150. Ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler. 150 cevabımız böylece D şıkkı 100 oldu. C noktasından ne kadar hareket edecek bakalım. 2 kök 3 saniyede o zaman 30 saniyede arkadaşlar. Tabii ki 60 kök 3 hareket edecek. Bakın 30 saniye demiş. Yani şöyle bir yere gelecek. Şimdi AB çubuğu da böyle gelip başına düştüğüne göre işte böyle buluşmuş olacaklar. Şimdi bunun uzunluğu 360 santim. Ve şurası arkadaşlar 120 köküçtü. Saniyede 2 köküçü yol aldığı için 30 saniyede 60 köküçü yol aldı. Bakın 360, 180 köküç. O zaman burası da 180. Haliyle 30, 60, 90 üçgeni oldu. 30'un karşısı 180. Gerçekten 90'ın karşısı 360 ve gördüğünüz gibi 60'ın karşısı da 180 kök 3. Haliyle buraya kaldı 60 derece. Taradığı bölge gördüğünüz gibi burası oldu. Çünkü düşerken sonuçta bu cismin boyu değişmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir daire dilimi yarıçapı 360 yani 3.6. 3.6'nın karesi pi bölü 60 derece bölü 360. Buradan da 36 çarpı 36 bölü 100 diyelim. 10 çarpı 10'dan pi. 60 bölü 361 bölü 6. Bunlar sadeleşti. 216 bölü yüzden 2.16 c. 2 santim yukarı kalkmış arkadaşlar. Bakın şimdi haliyle şu a üssü b'nin yerden yüksekliği 2 santim arttı. 2 santim arttığı için şurasının uzunluğu 48 oldu. Şimdi bu zaten bir kere boyu değişmez ipin. Daha doğrusu kablonun 50. 25'in 2 katı 24'ün 2 katı 7'nin 2 katı 14 oldu. Demek ki 14 santim sağa doğru kaydırılmış arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Taradıkları alan için arkadaşlar şunu düşüneceğiz. Bakın böyle alfa kadar bu da böyle alfa kadar döndü. Ve yarı çapları değişmeyecek. 12-12 olacak bir daire dilimi. Sonuçta şöyle döne döne 12 bu tarafa doğru geliyor arkadaşlar. Yine bu da bu tarafa doğru geliyor. 144 pi alfa bölü 360 eşittir taradığı alan 12 pi'ymiş. Bunlar sadeleşti işte 12. Sadeleşti işte 30 pi'ler gitti. Alfa 30 derece oldu. Demek ki bu ikiz kenar yamuk oluşturuyor. Şöyle bir 30 derece. Yine burada bir 30 derece. 12 olduğu için 6, 6, 6 yükseklik. Şuraya x diyelim. Buraya da x diyelim. 2x artı 12 çarpı yükseklik 6 kök 3 bölü 2 eşitmiş 66 kök 3 e. Böylece arkadaşlar 2x artı 12 eşittir 22. x eşittir 5 oldu. Başlangıçtaki dikdörtgenin çevresi soruluyor. Bir kenarı 5 bir kenarı 12 olduğu için çevresi de 34 oldu B şıkkı. ABFE 108 verilmiş. Aslında bu ne arkadaşlar? Şöyle bakın, yukarıdan bakıldığı zaman kuş bakışı. F noktası aynı böyle hem burası hem burası yukarıdan baktığın zaman düz görüyorsunuz. Gri kısmı görmüyorsunuz yani şu kısım e, görüyorsunuz. Pardon. Bu kısım, şu kısım mecburen tabi yukarıdan bakıldığı için görülmüyor. İşte ABFE burası. Haliyle Burada artık söylemem gereken şey şu, 30 derece olduğu için buraya A dersem, buraya A kök derim, buraya da 2A derim. Zaten AB kenarı ortak değişmiyor, B oldu. Şimdi üste kaldırdığımız bu kapağın alanı 2AB iken, buradaki BF'den dolayı AB köküç arkadaşlar 108'e eşit oldu. AB de buradan 72 köküçmüş, pardon affedersiniz. Bunlar gitti. AB'de 72 geldi. AB 72 ise 2AB'de 144 oldu. Demek ki üst yüzeyin alanı 144'müş. Bunun katı olan sadece ne var? 432 E şıkkı. Çünkü 144'ün 3 katı arkadaşlar. Yükseklikte tam sayı dediği için alanı çarpı yükseklik 432 olur. Şimdi 3 birim sağa 4 birim aşağı bir birim de sola gidecek. Şöyle bir büyüteyim isterseniz artık burada bakalım olaya. Şimdi 3 birim sağa 1, 2, 3 burada olacak ee, şu kısımda. 4 birim aşağı 1, 2, 3, 4 burada 1 bir birim de sola işte bu. Şimdi 1 bir birim sola geldi artık. Buradaki en uzak mesafe köşe bu. Burada da en uzak köşe bu. Burası arkadaşlar 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5 birim aradaki en uzak mesafe işte böylece 9 25 34 oldu yani kök 34 E şıkkı